sarmamızın, tenceremizin dibine şey koyduk. Yaprak. Yırtık yaprakları, sapları koyduk. Ki tutmasın. Biraz sardık bakalım dolacak mı? Baya var orada sevgili. İnşallah dolar. Dolması biraz daha sararız ya. Yani. Biraz daha saracaksın galiba hanım. Herhalde dolmadı. Peki onları niye öyle dik bu yönde yatırmıyorsun? Bunlar dik koydum hiç dağılmaz. Hayır, tencere yan yan koydum ezilirdi ama değil mi yan yan koydum? Hem öyle altı daha çok pişiyor. Böyle olunca her tarafı bir pişiyor, dağılmıyor. Biraz daha sadece dolmamış, birazcık daha sarayım. Tencere dolar galiba herhalde. Herhalde dolar mı ya? Doldu. Yan koyalım. Yan niye oraya koydun bunları? Hani yan alabilmesi kolay olsun. 2-3 tane daha sarayım ben buna. 2-3 tane daha. Dolmak bilmedi. Küçük tencere ama. Dik koyduğumuzdan evet. Çok alıyor. Sarma işi oyak iş. Bir saatte sararsın, 5 dakikada yersin. Ondan sonra kilo göbek çıkar dışarıya. Az yiyeceksin o zaman. Tam buldum. Herhalde dolduk hareketleri. Yeter bu kadar ya. İçi de çok hazırlamışım arkadaşlar. Bir kıyamet kaldı. Hem onu ziyan etmem. Biber falan aldım mı? Pazardan doldur suyu koy dolaba. Doldururum gene ziyan olmaz güne. Şimdi açacak bunu arası yok. Ocağa koyalım pişsin. Sarmamız bitti. Şimdi ocağa koyalım arkadaşlar. Sıcak su. Hop ocağı söndüreceğim. Şöyle yeter şimdilik. Biraz yağ dökelim üstünden tekrar. Yağım bitmiş be. Hepsini dolduracağız ya. Şimdi onu koyalım ocağa. Pişe dursun. Pişerken bir de helva yapalım dedik. İrmik helvası. Bunu kapatalım. Alalım bunu şimdi. Önce helvamızın şerbetini yapalım. Burada 2 bardak irmik, 2 bardak şeker, 2 bardak süt, 2 bardak da su koyacağım. Bir parmaktan eksik sıvı yağ, 2 kaşık tereyağı. Koyalım önce bunları. Şekerimizi de atalım. İrmiği mi kavuruyorsun şimdi? Şimdi bu şerbetini eritelim birazcık. Erisin. Şeker eridi mi yeter. Kaynamayacak değil mi? Yok. Erisin. Yani soğuk da olmayacak tabii şerbeti. Eriye dursun. Şimdi ocağımızın altını yakalım.
Tereyağımızı daha sonra koyacağız, yanmasın. Birazcık kızsın bu. Yağımız biraz kızsın. Biraz atalım, kızmış mı bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi güzelce kavuracağız pembeleşinceye kadar. Olmuştur gayet. Yok, biraz daha sizin soğuk olmasın. Rengi değişmeye başladı değil mi? Bakayım, helvamız biraz tabii değişmeye başladı bak. Biraz daha rengi değişsin. Süt de ısındı galiba sevgili. Onun altını kapattım, artık erimiş, ısınmış. Bu biraz daha kavrula dursun arkadaşlar. Tereyağını atmadık, atalım. Unuttun mu? Unuttum herhalde. Şimdi erir zaten. 20'imiz kavruldu, pes pembe oldu. Biraz ceviz var, onu atalım içine. 1-2 dakikada ondan döndürelim. Sonra sütü mü dökeceğim? Sonra şerbetini dökeceğiz. Yani şerbet oluyor daha sütü. Ben onun altını kapatayım. Çözülecek böyle, kaçayım mı? Evet. Şöyle bakayım. Biraz bırakayım bizimle de. Bununla beraber koyulaşacak mı sevgili? Bu şimdi suyunu çekecek. Yandı mı abla? Yandı. Şimdi geri kalan şerbeti de döktüm. Karıştıracağız. Ağzını kapatalım. Kısık ateşte suyunu çeksin. Sarma ne alemde? Sarmamız kaynıyor. Önce helva mı olacak bilmem. Nasipte ne varsa oluyor. Arkadaşlar, helvamız suyunu çekti. Mis gibi oldu. Kapatalım altını. Şimdi demlenmeyi bırakalım. Sarma taşmaz değil mi sevgili? Sarmamız pişmeye devam ediyor ama helvamız pişti ondan önce. Bunu kapattık, bu demlensin. Sarmamız da pişe koysun. Helvamız demlendi. Kalıp kalıp olmuş. Çok güzel oldu arkadaşlar. Bir tadına bakayım bakayım. Çok güzel olmuş. Afiyet olsun be. Helvamız pişti. Sarmamız da pişti arkadaşlar. Kapatayım artık bunu. Evet arkadaşlar, bugün sarma yaptık, yaprak sarması. Helva istedi canımız, irmik helvası da yaptık. Beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Beğenirseniz, abone olursanız çok sevinirim. Hoşça kalın.